kendi yapmış olduğum teleskopla hem gözlem yapıyorum hem fotoğraflar çekiyorum. Bugün de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Ay'ın önünden geçişinin çekimlerini yaptım. Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde geçtiğimiz günlerde uzaya gönderdiğimiz Türk astronot Alper Gezer Avcı içindeydi. Bunun da çekimlerini başarıyla yaptık. Şu anda neredeyiz? Bursa, İznik, Dikilitaş'tayız. Bu geçiş Ay'ın önünden Uluslararası Uzay İstasyonu'nun geçişi bir saniye sürdü. Ben bunun için Bursa'dan 90 kilometre İznik'e geldim, çekimlerini yaptım. Şimdi dönüyorum. Cilalama sürecimiz başlıyor. Optik anlamda aynamızın yüzeyi nasıl oldu, ona bakıyoruz. Astronotumuz geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. 14 günlük görevine başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir dönme periyodu var, yörüngesi var. Bu yörünge zaman zaman Bursa'nın üzerinden geçiyor. Bu yörünge geçtiğimiz 24 Ocak'ta Bursa, İznik, Elbeyli, Dikilitaş mevkiine denk geldi. Burada da aynı zamanda Dolunay var. Dolunay'ın önünden Uluslararası Uzay İstasyonu geçiş yaptı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içerisinde omzunda Türk bayrağı olan Türk astronotumuz Alper Gezer Avcı vardı. Bu bizim için çok kıymetli bir çekimdi. Bu çekimleri tamamladık. Bu çekim için sahaya gittik. Gece saatiydi, 11:30 civarı. Hava sıcaklığı -1 derece. Evimden uzaklığı 90 kilometre gittim, 90 kilometre geldim ama bunun için değdi. Ne kadar bir görüntü yakaladın orada?
kaç saniye görüntüydü? Bu geçiş zamanı 1 saniye sürdü. Hatta 1 saniyeden daha az bir zaman aldı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dolunay'ın önden geçişi. Ama bizim için çok heyecan yaratan bir olaydı. Bunun için bir ön hazırlık yapmamız gerekiyordu, araştırma yapmamız gerekiyordu. İnternet sitesinden hattı öğrendik, geçiş hattını. Daha sonra sahaya gidip teleskobumuzu kurduk, hazırlığımızı yaptık ve geçiş anını bekledik ve geçiş anı 1 saniyelik dönemi yakaladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda göreve başlamasının bir belgesini olması istedim ve bu geçiş dönemleri, uzay istasyonunun geçiş dönemlerini, dediğim gibi internet sitesi var. Bu internet sitesinden istasyonun geçiş periyotları sürekli güncelleniyor. Ben 24 Ocak 22.36'yı öğrendikten sonra artık heyecanım daha da arttı ve bu heyecanı gün geldiği zaman buradan yolculuğumuzu yaptık ve hazırlığımızı yaparak teleskobumuzu kurup fotoğraf makinemizi de üzerine taktıktan sonra çekimimizi başarıyla yaptık.